7 dakika kaldı. İletişim Fakültesi öğretim üyesi olarak Yunus Es adlı İstanbul Üniversitesi araştırma gemisinde bir proje gerçekleştirilmekte. Bu bilimsel proje kapsamında bir de bir belgesel film gerçekleştirmekteyiz. Bu belgesel film projesinde hem yapılmakta olan bilimsel araştırmada elde edilen bir takım veriler, bir takım tespit çalışmaları, bilimsel yollarla elde edilmekte olan bu sürece tanıklık etmekteyiz. Aynı zamanda kayıt altına almaktayız bunu. Film tekniklerimizle birlikte kamuoyuyla buluşturabileceğimiz bir belgesel film ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Bilimsel araştırma projesi, yani belgesel filme kaynaklık edecek olan bu proje uzun soluklu bir proje. İşte hem önceki görüntülerin, arşiv görüntülerinin kullanılması, hem şu anda mevcutta tespit ettiğimiz görüntüler, kendi çabalarımızla elde ettiğimiz görüntüler, bunlarla beraber hem Marmara Denizi'nin dibine kadar, 300 metre derinliklerine kadar su altı hem de su üstü olmak üzere bu görüntüleri bir araya getirip bir belgesel film olarak bir eser bırakmayı hedeflemekteyiz biz de. Ulusal, uluslararası çeşitli kanallarda, platformlarda, dijital platformlarda gösterilmesini hedeflemekteyiz. Umarım 2 senenin sonunda bu belgesel filmi izleyicilerimizle buluşturabiliriz. Proje kapsamında Marmara Denizi'nin yaklaşık 300 metre kadar derinliğine kadar girilip çeşitli örnekler alınıp ve Marmara Denizi'nin yapısıyla ilgili bir araştırma gerçekleştiriliyor. Biz de bu araştırmayı kameraya alarak bir belgesel çalışması hazırlıyoruz. Alanında öncü bir proje olması bakımından önemli bir iş yaptığımızı düşünüyorum açıkçası. Çeşitli görüntüleme teknikleri kullanıyoruz tabii bu noktada. Hem su altı hem su üstü gemi ve güvertede ekibin çekimlerini gerçekleştiriyoruz. ROV denilen bir cihazla yaklaşık 300 metreye kadar dalıp orada hem örnekler toplanırken aynı zamanda onların çekimlerini de gerçekleştiriyoruz. Belgesel çalışması bittiğinde de zaten hem çalışmanın ana unsuru, amacını ortaya koyan bir eser, hem de çalışmanın kamera arkasını da bir nevi filmin içinde görebileceğimiz bir eser olacak. Literatüre de önemli bir katkı sunacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda belgesel film ayağıyla da en azından görselleştirilmesini gerçekleştirerek belgesel anlamında da katkı sunacağını düşünüyorum.